basına ve kamuoyuna. Laik cumhuriyetin ve çağdaşlaşmanın, laiklik cumhuriyetin ve çağdaşlaşmanın çimentosudur. Laiklik, kadınların eşit ve özgür yurttaş olmalarının güvencesidir. Laikliğin olmadığı toplumlarda kadının adı yoktur. Laikliğin olmadığı toplumlarda kadının yaşam hakkı yoktur. Laiklik yoksa bilim, demokrasi, özgürlük yoktur. Laiklik kırmızı çizgimizdir. Laiklik ilkesi 1924 Anayasası'na 5 Şubat 1937 tarihinde yapılan değişiklikte 2. maddeye devletin nitelikleri olarak Türkiye Cumhuriyeti, cumhuriyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçıdır biçiminde girmiştir. Daha sonra 1961 Anayasası'nda ve son olarak 1982 Anayasası'nın 2. maddesinde laiklik ilkesi cumhuriyetimizin nitelikleri arasına Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzur, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirten temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir şeklinde yer almıştır. Anayasamızın 4. maddesinde laiklik ilkesi değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez temel nitelikleri arasında sayılmıştır. 5 Şubat 1937'de anayasamız ile güvence altına alınan laiklik ilkesi, din, vicdan ve ibadet hürriyetinin güvencesi olması yanında aklın, bilimin, hukukun üstünlüğünün esas alındığı onurlu bir yaşam biçiminin de temelini oluşturur. Laik devlet tüm yurttaşlarına eşit mesafede yaklaşırken onlara teba ya da kul değil eşit yurttaşlar olarak niteler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Cumhuriyet devrimlerinin en önemli kazanımlarından biri niteliğindeki laiklik, din ve devlet işlerini ayırırken iktidarın kaynağını gökten yere indirerek halka teslim etmiştir. Demokrasinin temel insan hak ve özgürlüklerinin, öncelikle de kadının insan haklarının güvencesi olan laiklik ilkesi hiçbir şekilde zedelenmemelidir. Ancak bizler son yıllarda eğitimden sağlığa, bilimden hukuka kadar birçok alanda laiklik ilkesinin neredeyse yok sayıldığı uygulamalara tanık oluyor. Bu gidişatın pervasızlığı konusunda endişeye kapılıyoruz. Eşit ve özgür yurttaşlar olarak yaşamın her alanında var olabilmemiz için laiklik ilkesi bizler için vazgeçilmezdir. Dünyada laik olmayan toplumlarda kadınların, çocukların nasıl yok sayılarak toplumsal hayatın dışına itildiğini ve her türlü hakkından mahrum bırakıldığını üzüntüyle görüyor ve izliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını geride bıraktığımız zaman diliminde laikliği hiçe sayan uygulamaları, 100 yıl önceki kazanımları budamaya yönelik saldırıları içimize sindiremiyoruz. Çocuklarımızın ve kadınlarımızın nihayetinde ülkemizin geleceği için kaygı duyuyoruz. Başta eğitim olmak üzere devletin çeşitli kurumlarında laiklik ilkesinin yok sayılması, anayasadan uzaklaşması, toplumu hızla ayrıştırmakta ve cumhuriyetin temel kazanımlarına yönelik ciddi tehlikeler barındırmaktadır. Din ve vicdan özgürlüğünün teminatı, laikliği yok etmeye yönelik tüm uygulamaları, politikaları şiddetle eleştiriyoruz. Denizli laiklik platformu olarak hak ve özgürlüklerimizin biricik şartı, laiklik ilkesini yok saymaya yönelik uygulama ve saldırılara karşı laiklik kırmızı çizgimizdir diyerek 5 Şubat 2024 saat 17'de tüm demokratik kitle örgütlerini, sendikaları, odaları, siyasi partileri, yurtseverleri ve halkımızı sesimizi yükseltmeye Çınar Meydanı'na davet ediyoruz. Laiklik yoksa demokrasi, adalet, özgürlük, insan hakları da yok. Bugün laikliği kazanma mücadelesinde yenini al. Unutma, sen yoksan bir eksiğiz. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Denizli Laiklik Platformu. Denizli Laiklik Platformu
Denizli Kadın Platformu, 29 Ekim Kadınları Derneği Denizli Şubesi, Atatürkçe Düşünce Derneği Denizli Şubesi, Anadolu Alevileri Dayanışma ve Kültür Derneği, Baro Kadın Hakları Komisyonu, Birleşik Kamu İş, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Denizli Şubesi, Denizli Emekli Öğretmenler Derneği, Denizli Kadın Dayanışma Komitesi, Denizli Kadın Hakları Koruma Derneği, Denizli Merkez Efendi Kadın Kooperatifi, Denizli Öğrenci Veli Derneği, Denizli Soroptomiz Kulübü, Türk Kadınlar Birliği, Türk Kadınlar Konseyi, UCİM, Denizli Yıldızlar Kadın Dayanışma Derneği, DİSK Emekli Sen, Diş Hekimleri Odası, YİKAT, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültürü Vakfı, KES Denizli Şubeler Platformu, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Denizli Şubesi, TÜMOP Denizli İKK, Tüm Emeklilerin Sendikası, CHP, DEM, Sol Parti, TKP'den oluşmaktadır. Teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlarımı buraya davet ediyorum. Böyle mi? Böyle mi?